Yani İsrail'le ben Türkiye'nin gerginlik yaşamasını istemiyorum şahsım adına. Yani savaş olsun istemiyorum. Filistin'e operasyon istemiyorum. Yani çünkü bu bir fayda değil ki yani. Şimdi Filistin sürekli oraya roket atıyor. Şimdi onlar da diyorlar ki bize sürekli buna roket atıyor. E biz de kendimizi savunacağız, ne yapalım diyorlar. E savunacaksan ama şimdi havadan bombardıman yapacaksın. Orada çoluk çocuk var, herkese. Onlar da bize atıyorlar diyor. E şimdi orada yapılacak şey affedici ve şefkatli olmak. Ve yatıştırıcı olmak. Ve konuşarak halletmek. Yani kanı kanla temizlemek olmaz. Şimdi İsrail yaptın mı mesela birse 1000 karşılık veriyor. İnşallah. Ne bir olsun, ne 1000 olsun. Biz bunun için uğraşıyoruz. İnşallah. Hiç, yani olayı istemiyoruz biz. Yani çünkü bombardıman sonra evler yıkılıyor, çocuklar yaralanıyor, sakatlanıyorlar falan. Yani vücutları enfeksiyon kapıyor, acayip ızdırap çekiyorlar. Yani binlerce, yüzlerce kişi. Bu kahramanlık değil ki kardeşim. Bu önü yok, sonu yok bunun. Niye olsun ki bu yani? Bölge herkese yetecek gibi. Koskoca arazi, ucu bucağı yok. İsrail'in nüfusu çok az zaten. Bölge çok geniş. Arazi çok geniş. Her zaman söylüyorum, yıkalım o surları. Açalım. Rahatlasınlar, gelsinler. Her yere yerleşsinler kardeşim. Ürdün'e yerleşsinler, Mısır'a yerleşsinler. Fabrikalar kursunlar, tesisler, okullar, hastaneler kursunlar. Ne alaka ya? Filistin'i çeviren sınırlar da kalksın. 30 parça neredeyse Filistin. Bir orada, bir orada, bir orada. Olur mu öyle şey? Yıkın açın. İstediği gibi geçsinler. Güvenlik bölgeleri olmasın. Ama bu Moşiyah Mehdi zamanında olacaktır. Bir türlü olmuyor onun dışında. Bak aylardan beri uğraşıyoruz. Filistin'e operasyon olmaması için. İnşallah. Konuşuyoruz. Hem dua ediyoruz hem yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya yani onlar da istemiyorlar. Mesela bizim konuştuğumuz hahamlar da istemiyorlar. Yani operasyonun olmasını. İnşallah. Ama hükümetin içerisinde dinsizler de var. Yani laf söz dinlemeyen tipler var. Adam gözü kapalı hareket ediyor. İnşallah. Ama Moşiyah'ın ruhu, Kral Mesih'in yani Mehdiyet ruhu dünyaya hakim olduğu için olmuyor. Tutturdular Armagedon, Armagedon. İlla Armagedon. Ulan Armagedon'u yaparsan dünyada adam kalmaz. Delirdiniz mi siz? İşte İncil'de geçiyor, Tevrat'ta geçiyor. İlla ki Armagedon'u yapacağız. Bölgede hani öyle bir şeydi, atom bombası kullanacaksın. Bütün büyük şehirlere atom bombası atacaksın. O sana atacak, sen onu atacaksın. Kimse kalmaz ki dünyada. Ve büyük bir felaket olur. Onun arkasından Mehdi çıkacak. Lan, o insan kalır mı ki Mehdi çıksın onun arkasından? Kimse kalmaz ki. Medeniyet, insanlık hiçbir şey kalmaz yani öyle bir şeyde. Mahvolur dünya. Yani bin dünya harbine, iki dünya harbine benzemez bu. Çok büyük felaket olur. Çünkü teknoloji acayip yüksek şu an. Yağmur gibi. Yani ne kadar silah varsa hepsini birbirine kullanırlar. Mesela İran dünyanın silahını yığdı, hazırladı. İsrail de muazzam silah yığdı. İki tarafında kabadayıları var. Hani akbi bulaşsalar da birbirimize bir girsek gibi kafalarındalar. Orada el kadar küçük çocuklar var, böyle tatlı, ufacık. Filistinli çocuklar var, koşuşturuyorlar, keratalar. Dünya şekeri yani. Niye rezalet çıksın? Niye kanaksın? Bu eğlence mi bu ya? Filmlerde orada burada görüyorlar, ucuz kahramanlık yapmaya kalkıyorlar. Müsaade etmeyeceğiz. İnşallah. 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 Yok. Yani nefislerine barış zor geliyor ya. Lan barış asıl güzel zevkli olan, barışı asıl istemeniz lazım. Savaş zevkli geliyor adamlara. Eriyorlar böyle. Eskiden de öyle. Eski tarihlerde de öyle. Birçok devirde öyle olmuş. Savaş dediğim adam eriyor böyle, seviniyor. Sadece savaşa gidiyoruz diyor. Çığlık atıyor, koşuşturuyorlar, havalara sıçrıyorlar. Birbirini boğacaklar diyeyim. Bu nesine seviniyorsunuz siz bunun ya? Evet. Bak birbirinizle barış içinde yaşayın. Markus 9:50. Özellikle evangelik Hristiyanlar iyi duysunlar. Yani onlar da savaş yanlısı çünkü. Acayip meraklar savaşa. Allah sizi barış içinde yaşamaya çağırdı. Allah'ın hükmü bak. Allah sizi barış içinde yaşamaya çağırdı. Paulus'tan Korintlilere 1. mektup. Birbirinize barış içinde yaşayın. Paulus'tan Selaniklere 1. mektup.